sefer bir sorun yaşamayız yani. Windows'un güncellemesi, internetin kesilmesi, sefer bir Matchmaking'in sorun patlaması yaşamayız yani. derken arkadan Windows. yankılar falan. Of, fail ya. Ya sabır deyip tıkladık bakalım. Aha. Abi ne yapacağız? Açmıyor. Ne yapacağız? Orijini mi kapatacağım? Ne yapacağım? Bağlantı nasıl şey yapacağız? Squad oluşturdum bakayım. Bir de böyle deneyim. Yok. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Nasıl aşarız bu çözümü, sorunu? Sistem beni şu an oyunda görüyor. Oyundayken internet bağlantısı gittiği için. Ha, nihayet. Tamam. Of. Ya Rabbim, yüzümüze güldürdük, yüzümüzü şey yaptı. Aha. 3 dakika çok fazla ya. Neyse, bekleyeceğiz bakalım. Bir support sınıfını aralıksız bir saat gösteririm diyordum ama ne yazık ki teknik sıkıntılar peş peşe. Bekleyeceğiz. 3 dakika sürer mi? Sürmez mi? Umarım. Ya da iptal de edebiliriz. Sorun geçtiğine göre şu squad olayını iptal edelim. Şimdi bakalım ne olacak. Herhangi bir şey söylemiyor. Bekleyeceğiz. Şöyle bir dakika falan duralım. Olmadı yine Conquest'e döneriz ya. Yani. Şu ana kadar 7 video, yani 7 videomuz mevcut. 7 tane canlı yayın yaptım. Şu gereksiz videoları da, kısa videoları da silelim hatta. Şu an Twitch'e döndüm. Yönetim panelinde. Kısa kısa olanları silelim de insanların kafası karışmasın. Bu 7 saat demek oluyor, 7 video. Dilerseniz önceki oyunları da izleyebilirsiniz. Son bu da derken yine ses evet bulmuyor. Bir dakikayı geçti. Hani iptal edeceğiz. Conquest'e dönüyoruz. Bakalım. Buldu. Giriyor. Nihayet. Ne diyorduk? 7 tane video oluşturdum. Bunun son ikisi tamamıyla sınıf odaklı oynanış. Diğerleri oyun tahlili ve karma şekilde her iki cephede de uçak, tank, piyade fark etmez. Her türlü içeriğe sahip. Bu da 8. gameplay oluyor. Oynanış videosu oluyor. Bu oynanış videosunda da support sınıfıyla oynayacağım 1 saat boyunca. Sonra Recon, yani sniper dediğimiz, hani tüfek, daha çok kurmalı tüfeklerin olduğu sınıf. Bugün 5'te bitiyormuş Close Alpha. Devam. O iyi. Yo, bu ne? Bitmiş. Bitmek üzere burada. Puanlar 800'e 800. Bu ne olmuş ya? Bağlanmış mı? Bir sıkıntı var ya da yeni başlıyor. Neyse, devam bakalım. Şu chat'i kapattım. C'ye doğru yöneldik abi. Almaya başladık bakalım. Bir kişi var şu an burada. O da bana denk gelip beni öldürür. Have now taken objective.
Vallahi yıkımlar mıkımlar. A'ya doğru yöneldik bakalım. Buldular mı? Kimi sıkıyor? Geç. Şey tarafına doğru gidiyoruz bakalım. Tank tarafına doğru. Aa, bunlar bizi yer derken yediler. STG 44 çok güçlü bir silah. Hakikaten oyunda kendini hissettiriyor. Medik var dibimde 8-7 geliyor. Aslanım benim. Harikasın. Böyle devam. Böyle mediklere can feda. Şu tankı bir patlatmaya çalışacağım. Abi niye hiç hasar yemedi ya? Kötü attık. Birinci tam kötü attım da ikincisi dibine. Bir de bu yapışıyordu benim bildiğim ya. Birinci oyunda nereye atıyorsan duvara muvara yapışıyordu yani. Bunda niye yapışmıyor? Burada medik falan kaldırmaz bizi geç. Scout member'ın dibinde doğarsak bir işe yarabiliyor şu an. Ha, tank. Ki kendimi feda edeceğim. İyi, bayağı bir şeyler yaptık. Oy, bayağı heyecanlıydı. Allah, ne oluyor? Abi sürünürken bu birde de vardı bu sorun. Karakterin modellemenin ayakları bir yere değdiği zaman fırlatıyor böyle seni. Derken aşağı düş bilmem ne görür adam zaten o kadar hareketi. A'yı aldık. Aldık da. Hak etmedim yani böyle oynayı. Geliyor mu medik? Medik göremiyorum çok fazla. 5 metre, 6 metre. 11 uzaklaşıyor. Gelmiyor. Kalkacağız. Yeni bir. Bu arada bayağı iyi ilerlemişiz. Eziyoruz. A'da kalkalım bakalım. Konuşlanalım o tarafta. Bu harita Norveç haritası. Oy oy bombalar falan. Aha gördüm adamı. O şöyle. Niye çıkamıyorum? Burada bir yerde vallahi sesi geliyor. Ah. Doğru, daha iyi. A'nın kodlaması Anton mu? Yanlış mı diyorum ya? Alfa falan demiyorlar. Aa bir dakika. Bu Alman tarafı ama doğru. Ya, İngiliz tarafı olsa onu belki alfa diye olabilir de Almanların kodlaması farklı olabilir. Şu mermiyi alayım. Bizim adam. Ya öbür taraftaki benim baktığım yönde bir tane oyuncu bu baraka tipli şeyin içine girip çıkmadı mı ya? Güvenli bir şekilde koşuyorum bir kimse yok diye. Arkadaşımın olduğu yerden beni vuruyor adam ya. Aa tank alabiliyorum. Bir deneyeyim bakayım. Heavy'leri denedik. Bir de light'ları deneyelim bakalım nasılmış.
Oo, bunun bayağı iyi. Oo, vurdum. Vurdum. Ama ha, o hasarla kurtardı yani. Tamir ediyor şu an kendine. Ne özellikleri var? Tamam. 3 tamir ediyor. Smoke. Şu 5 neymiş? Wow, bayağı hızlı dolduruyor. Ha, bu evlerin dibinden çıkalımız. Burada sıkıntı. Ben mi squad lideriyim? C'yi alın. Light tank, hadi bakalım gidiyoruz. Bayağı hızlı. Artı şu top atma teçhizatı şey daha fazla diğer tanklara göre daha çok yukarı kaldırıyor hedefi. O yönden iyi. Ahmet tekrar hoş geldin. Oo. Kaçıyor. Ben daha fazla vurdum. Tamir edecek kendini. Şu an ediyor zaten. Oy oy oy. Demek ki şuradan yana gittiğimiz yana sönüyor. Buradan otomatik supply. Yani yanına geliyoruz. X'e basıyoruz ve supply. Güzel. Bunu görmüş olduk. Şeyde sınırsızdı mesela. Battlefield 1'de. Supply olayı getirmeleri iyi olmuş. Hunharca böyle tank alıp ortalıkta gezmiyor. Bu bayağı acımasız olmuş. Zırhlı araç yönünden. Battlefield 5 bu yönden bayağı acımasız. Zırhlı araçlarla oynamak düşünenler için şimdiden geçmiş olsun diyeyim yani. Tabi alfa böyle. Belki çok eleştiri gelirse bir ayar çekerler. Derken ne oluyor abi? Aa, çok arkada. Bu arada füze yediği yer, bakın delik oluştu. Fiziksel bir animasyon şeyi de eklemişler, efekt de eklemişler. Tam enseden vurmuş adam ha. Allah'tan bizimkiler kurtardı beni ya. E'ye gitmiş bu arada. E'ye gideceğiz. Nerede o çakal? Geberdi. Derken ölmeden önce de bize bir füze atışı yaptı ama. Başka bir yerden daha geliyor. Tamam, burayı aldık. Devam. Maoş. Yani tanklar için Dark Souls gibi bir oyun ya bu. Neyle öldü şimdi belli değil. Yere maymun döşedi, bir şey mi attı hiç belli değil yani. Onu göremiyorum. Çıldırıyorum. Neyse, kısa bir size tank gameplay göstermiş olduk. Support'a devam. Burayı yıkayım ben. Bu bina yıkılsın. Derken ilerleyemiyorum. Yani düşmanlarla uğraşacağımıza evin binanın yıkılması daha mantıklı yani. Yık geç.
objective Caesar is now ours. Burada birini gördüm, yukarı mı çıktı? Şöyle yavaş ilerleyeyim ki. Başka adam yok, bizi vur zaten. Al işte. Sniper oynadım. Yok, sniper oynamadım. Bu bu oyun sonunda sniper'a geçeceğim. Yukarıda mıymış adam ya? Kaldırın ya. 1 milyon tane medik var dedim. Hadi bakalım. Geldi. Eyvallah. Bu vallahi videolar ha, efsane. Abi destur ya, abi ne kadar. STG 44. Affetmiyor adamlar ya. Kaç milyon saattir oynuyorlarsa iyi alışmışlar silahlarına, şeyine, oynanışına. Hadi ya, ne kadar çok bekletiyor bu. Şimdi ne yapalım? C tarafından, scout tarafından devam. Bu arada herkes haritayı eleştiriyor. Yani sadece ben değilmişim. Onu duyduğuma sevindim yani. Şu göstermeden kendim ilerleyeyim de. Tabi sesi duyacak da büyük ihtimal. Kim sıktı adama? Adama biri sıktı vallahi. Karşıdan sıkıyorlar. Bana da sıktı. İyi, aldık. Şöyle şurada duralım bakalım. A'yı şu an ele geçiriyoruz. Kime sıkıyor bu? Sessiz sessiz bekliyoruz. Şuradan bir tank geliyor. Cayır cayır. Büyük ihtimal direkt bana sıkacak zaten. Görse de görmese de. Hadi be. Bir anda refleks. Tank gördü. Ya o ağacın yani efsane rezillik ya. Ne yalan söyleyeyim, oyundaki şu an yani Close Alpha'daki en berbat silah bu. Hiç beğenmedim yani bu silahı. Abi her yerden demet yiyoruz, bu ne ya? Medikleri alalım. Abi her yeri kaptırmışız da yersin ya. Adam her yerden doğuyor çünkü. Onu biraz daha darlamış olalım. Munition for dich. Sıkıyorlar.
Ne yapacağım burada? Devam ediyoruz. Support sınıfıyla. Şu E'ye doğru gidelim bakalım. Bu Battlefield 5 ile alakalı OyunFest'ten Ahmet'le podcast yapacağız. Yani oyunun iyi yanlarını, kötü yanlarını değerlendireceğiz. Büyük ihtimal gene Twitch'ten yaparız. Bir sohbet söyleşi tarzı zaten. Podcast o demek. Ama Ahmet'le yaptığım konuşmadan anlayacak olursak daha doğrusu. Birçok eleştiride hemfikiriz. Ki o da birçok sayfaya bakmış, çeşitli internet sitelerine falan, forumlara. Yabancılar olmak, başta olmak üzere. Söylemler hep aynı. Haritayı kimse beğenmemiş ki ben beğenmiyorum. Silahlardaki tepmeler metmeler konusunda hemfikiriz yine. Bu eleştiri yok da aynı söylemler yani. Onun için burada birileri var. Bu binayı yıkayım ben. Burayı inşa etmişler çünkü. Burayı yıkılsın. Derken hiçbir şey olmadı. Ne oluyor ya? Allah, ilginç. Oraya biri girince patlayacak herhalde. Zırhlar aç olduğu zaman yakındayken patlıyorlar. Böyle boş attım. Niye patlamadı? Ne diyordum? Eleştiriler, söylemler aynı yani. Birçok oyuncu... şey yapabiliyor muyuz? Çağırdık bakalım. Nereye geliyor ama? Storm Tiger ready. Ben mi seçeceğim onu? Neyse, vazgeçtim. Denemeyeceğim. Redeploy deyip... Şu yukarıda bir yerde sniper var. İşimiz zor. Hakan, şey ya, bu tank aldığım oyunlar oldu. Onları önceki videolardan izleyebilirsin. Ama bu son saatleri şey yapayım dedim. Valla ben karşılaştıracak olursak, şu an aslında çok da karşılaştırabileceğimiz bir durum yok. Çünkü close alpha, yani her şey değişebilir. Bambaşka bir oyunla bile karşılaşabiliriz şeyde. Son sürümde. O nedenle... Ya. Ne diyordum? Şu an karşılaştırmam çok manalı değil yani. Ama ben Battlefield 1 tabii ki çok ayrı bir yeri var. Çok eğleniyorum oynarken. Özellikle Osmanlı haritalarında Osmanlı olunca coşuyorum. Başka bir güç geliyor böyle. Hiç yapmayacağım şekilde fraglar alıyorum falan. O nedenle şu arkadaşı bir yiyelim. Bakın, iyi izleyin şimdi. Derken yer değiştirdi, o bıraktı orayı. Ben aldım şimdi, senden devi aldım. Orada bayağı bir aksiyon var, hareket var. Beni de yiyebilirler ha. Hem de öyle bir yerler ki. Tank mod. Oo, tank geliyor tarafa. Harika. Çık 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 çık. Oraya çık. Bir. Paletten. Şu an. İki. Kaçıyor. Kaçtı. Beni vurdular. Şa. Çok kişi böyle daha etkili geliyor diyor. BF5 tanımlamışlar için. Hakan öyle bir oynamış. Ahmet denemiş. Aynen, burada bir seçim
konusunda sıkıntı bence. Bu hiç başarılı bir harita değil ve enine, boyuna değil bakın beyler. Boyuna çok stabil aslında ama enine çok geniş. Yani enine çok geniş. Bu haritanın, şu fareyi görüyor musunuz? Aynen görüyorsunuz. Bu haritanın şu yerleşim yeriyle şu kısımda bitmesi gerekiyordu. Yani şuralardan falan dolaşıyorsunuz. Çok geniş harita. Çünkü mesela biraz önce şuradaki adamlarla savaştık. Bu adamlar ne yapacak? Şöyle dolanıp C'yi arkalayacaklar falan. Yani çok geniş olduğu için çatışmalar çok kısa yaşanıyor. Hiç bir adam görüyorsunuz, öldürüyorsunuz. Öbür adam sizi vuruyor derken ama öbür Battlefield 1 haritalarında, öbür dedim yani onları kastediyorum. Çok fazla çatışmaya giriyordunuz. Yani burada ben dolanıyorum. Adamın birini görüyorum. Öldürdüm, öldü. Öldüremedim. Bitti zaten. Daha bir daha hiçbir şey görmüyorsun yani. Trailer'daki harita bu aslında. İlk trailer'ı kastediyorsan tabii bu değil. Adam ne ara headshot aldı. Burası şöyle iyi. Operasyon modu olduğu zaman güzel. Oy oy oy. Tamam, başka yorum yok. Yanlış görmüşüm. Ama ona rağmen yine ortalaması vurduğum kadar adam öldüğüm kadar ar. Ah geldi, helal olsun ya. Tabi dikkat etmek lazım, burada daha adam var. Nerede acaba? Alıyoruz ama. B1 füze de gidiyor, bakın iyi izleyin. Nereye düşecek? E tarafına attılar. Oy oy oy, tank mı var? Ona bir dolanalım bakalım. Onu patlatırlar ama onun yaşamaya imkanı yok yani. Şurada adam var. Adam var lan. Gene mi geliyor ya? Aha vallahi geliyor ha. Oo. Hakan, o haritalar olacakmış, onları da bilmiyoruz ki. Ya bu silahtan harbi nefret ettim ya. Hiç beğenmedim. Şu an support sınıfını göstereyim falan işte hani diye oynuyorum. Yoksa çok da aslında gösterecek bir şey yok yani. Bu silah dışında bir şey yaptığınız yok. Bir yaptığınız ne var? İşte mermi, teçhizat, mühimmat desteği veriyorsunuz. Bir de Aynen Ahmet, aynen bak, çok güzel tespitler. Bir izleyici var, ben oynayan olarak anlatabiliyor muyum diyorum ama sen de izleyici olarak anlamışsın. Yani silahlar böyle ateş etmek istemiyormuş gibi bir hantallığı var. Hele bu support sınıfındaki silahda daha fazla hissettim. Bu silahın adı neymiş, ona da bir bakalım. Brandgun. Çek şeymiş, kökenli bir tasarıma sahip. Bayağı da kullanılmış yani 2. Dünya Savaşı'nda. İlginç. Tank alsana demişti arkadaş. Şimdi 2 tane Panzer 4 var. Bir de Tiger 1 var. Şu Panzer 4'ün birincisini kullandık. İkinciyi bir deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Bu biraz daha obüs. Tank savaşı değil de piyade için sanki. Öyle aldım. Aynen. Bakın bu
saçmalı mermi atıyor. Şu birincisi de bayağı obüs. Tiger al, Tiger dedi. Ama geç gördüm mesajını Hakan, özür dilerim. Tiger'ı da aldığım oldu ama diğer videolardan bakıp hangisinin olduğunu hatırlamıyorum ama onu da belirteyim. Koca 8 saati de senden izle, içerisinde tank oyunu var diye bir beklenti içerisine giremem. Oo, karşıda tank var ama bu tank derken piyadeye karşı panzer. O nedenle tankla versus atmayacağım. Derken bir tane piyade gördüm. Öldürdük gördüğünüz gibi. A'ya ilerliyorum ama büyük ihtimal eceleme gidiyorum yani. Bak bak bak. Çok acımasızlar ya. Yine abi aşağı. Oy oy. Ne abi oy. Tanka takla attı. Bunu bir Türk yapabilirdi. O da benim işte. Ama zor kurtardık yani. Hadi bir tane daha yaptım mı tamir olacak. Okey. Yo 77. Niye tamir yapamıyorum? Ne yapmıyor? Bilmiyorum. C'ye bastım ama yapmıyor. Devam edelim. Evet Ahmet bu hızlı çünkü şey. Obüs bu ya. Tank savaşları için değil. Oo bir dakika. Bakın orada bir bakalım onu alabilecek miyim? Anti tank şey var derken beni bekliyorum zaten. Yok yok bu yani bu oyun Battlefield 5 bu benim bu şarj şey yapmam hani derinlere gitmem benim hatam da deniyorum tabii yani. Ne yapabiliyoruz? Tankla neler olabiliyor? Uçak oynayalım. Ama genel tahlilim şu ki hem İngiliz tarafından Alman tarafında gördüm. Yok. Yani bu oyunda şey oynanmaz. Zırhlı araç. Bombardıman yapalım. Biraz önce bana bomb şey yapan. Oo, rezaleti görüyor musunuz? O başka bir silah mı ya? Yere sabit silahlar o kadar kaldıramıyordu burnunu. Beni nasıl vurdu? Görmem lazım. Orada başka bir şey mi var acaba? Hiç kullanmadığım sabit bir silah mı var? Nedir o? Doğamıyoruz da orada. Bir sonraki haritada kesin gideceğim oraya. Ben de rahat rahat gidiyorum ya. Biliyorum çünkü kaldıramıyor yani şeyini o kadar burnunu. Abi. Mermi nereden geliyor? Saldırı nereden geliyor? Hiç bunları anlayamıyoruz. Sanki hardcore modu oynuyormuşum gibi. Bunu daha önce söylemiştim. Oyunda bitmek üzere. Ya gerçekten çok merak ettim ya. Orada nasıl bir sabit silah var. Şu B'yi alıyoruz. Belki oyun bitmeden gidebilirmiş. Tam şuraya gitmem gerekiyor. Yarım saat olmuş bu arada. Heh, aldık B'yi. Bir gideyim bakayım. Ne var orada? Çok merak ettim. Adam hem tankımı patlattı hem uçağımı patlattı. Vallahi helal olsun. Ölmezsek
Evet. Rezil rezil. Şurada bir adam gördüm. Derken başka biri bizi avladı. Sinir küpü olmak üzereyim. Müzik de geliyor ha. Bu arada benim tarayıp da vuramadığım adam değildi yani o şey. O sniper'dı. Bu adam taradı bayağı. Vallahi şu an hiç eğlenmiyorum. Support sınıfıyla onu söyleyebilirim. Şu ana kadar en sevdiğim sınıf Assault oldu. Çünkü panzer şeyiniz var. Roket atabiliyorsunuz. STG-44 çok güçlü bir silah. Onun dışında diğer artıları çok bir fark yok tabi de. Silahlar yani. Donanımsal olarak Assault'u daha çok sevdim. Support'u sevmedim. Medic iyi. Neden iyi? Yine silahla alakalı olarak iyi. Chat'e bakıyordum bu arada. Ahmet şey diyor. Bu Biren'in yani support'un şu an kullandığı silahı sevmediğini söyledi. İzleyen Ahmet. Vallahi ben de sevmedim. Continue diyelim. Ya hem nişan alarak hem şey yaparak sabit bir yerde oynayarak yok. Yani şey yapamıyorsun. Çok hantal gerçekten. Şuradan ineyim bakayım. Bir şeyler yapabiliyor muyuz? Uçaklar geliyor ya. Uçaklara bir saldırı yapalım. Ben şimdi alacağım seni. Niye hiç demeç yemiyor? Çünkü bu bizim adam. Bak o da sıkıntı. Şimdi kendi adamımın üzerinde şu şekilde bir ibarenin belirmesi lazım. Kendi adamımı düşman zannettim yani. O yok. O... Q'ya basıp düşman olduğunda şey yapamıyorsun. Tespit ettiremiyorsun. İlginç bir... Bu bizim uçak değil mi? Aynen bizim uçak. Almanların... Ne oldu? Vakit kaybettik işte yani hatadan. Ama tabii Close Alpha bunlara çok da takılmamak lazım derken şurada bir tane çakal var büyük ihtimal. Da şu tanka doğru yöneldim ben. Bak o da aldı. Oy ya Rabbi. Şimdi ben bu araca bindim ya bir patlatırlar ha. Geri kaçarken patla öbürü patlasın hadi. Ya boşuna mı attık onu oraya? Ben indim hızlıca. Ah tank alabileceğim bir dakika. Hadi hızlı. İnşallah başkası almamıştır. Vallahi almamış hadi. Hadi Hakan şanslısın. Tiger alıyorum. Hakan bak senin için aldım bu Tiger'ı ha. Derken şöyle göstereyim size. Bu arada karı görüyor musunuz? Nasıl rüzgar yağıyor. Şöyle kafayı çevirdiğim zaman üzerinden düşüyor falan. Bayağı o konuda iyi yapmışlar. Efektler hiç affetmemişler yani. Gayet DICE o konuda akıyor. Bakın binaların üzerindeki kar birikintileri düşüyor. Bizi cümletmezlerse iyi. Tiger'ı da hiç affetmiyorlar yani. Tiger'ı da anında patlatıyorlar. Gösterme amacıyla aldık bakalım. Bunda neler var?
Sis atabiliyoruz. Bir zırh delici mermi var. Bu sanırım piyadelere karşı etkili değil. Şurada duralım bakalım. Yalnız... Bakın bakın. Abi nerede adam? Bak görmüyorum, nerede adam ya? Bak olay bu. Hiç affetmiyorlar. Biri sana saldırır zaman haritada da belirmiyor olması lazım. Hiç yok. Yani olayda oyundaki tank gameplay bu yani. Yaşama ortalaması çok düşük tankların. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. İdrak edebiliyorum, kabul edebiliyorum. Gerçeklikte bu da. Ama yani zevkini alamıyorsunuz yani derken. Sinirlerim bozuldu ya. Ahmet görüşürüz Ahmet. Sinirlerim bozuldu. Hasbinallah. Şu biraz önceki gideceğim dediğim yere bir gideyim bakayım. Hazır burayı almışız. Gerçi bir kilometre ötede doğru ama. Tövbe tövbe. Şuradaki sabit silah merak ettim. Ne varmış orada? Standart. Derken. Ya bu kaderimiz mi ya? Bu nedir ya? Bak beni bekliyor şimdi. Bak. Çıkmayacağım abi. Çıkmayacağım işte. Gel. Gel. Bak beni bekliyor. Derken arkadan biri.